Evet abi, City Skylines'da en son nerede kalmıştık? En son şurayı biraz daha büyütmüştük. Bir iki tesis atmıştık. Buraya bir Luna Park attık. Dünyanın en kötü Luna Park'ı yani. Rezalet. Sıfır bir gösteriş. Sıfır güzellik. Belki burası 5. levele falan geldiğinde tamamen yıkıp baştan atarım binalarını. Yerlerini değiştirip daha bir güzelleştirmek için yani. Sonra buradaki şu büyük şehrimiz devam ediyor yani bayağı aslında. Fena gözükmüyor ya uzaktan. Tarım sanayimiz 5. seviyeye geldi. Şuraya bir stadyum atacaktık ama sonradan stadyumdan vazgeçip stadyumu dedik şuraya bir yere atalım. Önüne de şöyle güzel bir park atalım falan demiştik. Ama bilmiyorum stadı nereye atarım ya. Belki de şuraya atabilirim. Burası biraz daha boş. Buraya atarım stadı böyle kocaman. Önünde devasa bir park. Artık şehrimiz yeşil bir şehir olacak ya. Etrafta yeşillikler olacak, bir şeyler olacak. Böyle sık bir sürü bina. Olmaz yani. Ha böyle full bir şehir olsun istiyorum. Yani böyle her yer birbiriyle bağlantılı olsun istiyorum. Arada böyle boşluk olup şurada bir şehir daha olsun istemiyorum ama hani yeşillik olur, bir şey olur, park olur. O tarz şeylerle doldurmak istiyorum. Bir de burası bizden cam istiyordu ya. Ben buraya bir depo attığım zaman hemen bir tane denemesini yapalım. Depo ver hocam bana. Bak burada depolar var tamam. Ürün deposu diyor mesela. Küçük depo. Böyle küçük depo olmaz. Bu büyük depo yani. Şimdi buraya ben bir depo attığım zaman buna cam işaretlediğimde tırlar buna gelip cam bırakıyorlarmış ama ben parasıyla alıyormuşum. O da limonatanın çalışmasını sağlıyormuş. O yüzden bundan bir tane şöyle denemelik şuraya patlatalım bakalım. Daha sonra da diyelim ki kardeşim doldur diyelim. Doldur kardeş. Cam. İhraç edilemez, yerel olarak üretilmelidir. Para kazanmak için ihraç edilebilir. Para kazanmak için ihraç edin yani ne yapalım. Buraya bundan attık. Şimdi buraya geldiğinde eğer bu çalışabilirse camı bulduğu için bize sonuçta para kazandıracak abi. Ham maddeyi alacaksın, işleyip satacaksın. Burada da kağıdımız var ama plastik istiyor. Plastik isteyen bir yer daha vardı. İşte burası giyim fabrikası. Giyim ve gıda için de bir depoda atıp daha büyük bir depoyla oraya da plastik getirip bu ikisine dağıtabiliriz ve böyle bunları çalıştırabiliriz. Nüfusumuz da 15.700. Hedefimiz tabii ki 17.000 olup bir tane daha alan almak. 17.000'de bir üniversitede deneyebiliriz. Bak bu ne istiyor? Bu da plastik istiyordu. Bu petrol de istiyor işte ya. Bu yumuşak kağıt fabrikası. Kapanan evler var. Siz niye kapandınız ya? He? Neden kapandın kardeşim sen? İşçiler yeterli eğitime sahip değil. Üniversite açmıştım bir tane. Geçici üniversite şuraya. Şuradaki insanlar biraz eğitimlendirsin diye. Çünkü böyle ağlayıp buraları terk edebiliyorlar. Bakacağız. Elektrik yok diyorlar. Elektriğin bağlantısı yok lan size. Elektrik sorunu çözüldü tamam. Buraları yıkmayı hala istiyorum. İlk bölümden beri buralardan nefret ediyorum. Bir de buraya otobüs atmıştık. Bu bölüm biraz onlarla uğraşabilirim ya. Çünkü otobüs ihtiyacı ciddi oranda var. İnsanlar binmek istiyor otobüs ama böyle hayvani bir şekilde bütün şehri dolaştırdığımız için full çekiyor yani. Buraya 2 otobüs attı gider abi. Şuradan 1, şuradan 2 şeklinde. Tabii yani stadyuma da uğraması lazım bir şekilde. Onu şunu uğratabilirim ya. Şöyle uğrayıp da buraya uğrayabilir. Stadyumu buraya atayım ben. Burası stadyum için güzel bir yerin mekana benziyor. Yanında yeşillik bir göbeğimiz var. İşlek bir göbek. Şimdi stadyumum nerede benim? Hemen bir planlama yapmamız lazım. Öyle planlama olmaz tabii. Doğaçlama atıyorum şu anda da işte planlama diyorsun. Bak bu stadı tam şuraya atsam şöyle. Önünü full parkla doldursam güzel olur. Önünden geniş bir yol geçsin ya önünden. Sonuçta şöyle bir yol geçse bu kadar alana park ne kadar büyük olur? Şu attığım park şu kadar küçükken bak attığım park bu kadar. Ben onun neredeyse 3 katı bir park atmayı düşünüyorum buraya. Bu dev proje diyebilir miyiz? Diyemeyiz tabii ki ama olsun. Buraya böyle atacağım bir tane bundan aynen. Çok güzel. Bunun tabii bir eğlence alanı var ama çok fena bir gürültü alanı da var ya. Hem de acayip bir gürültü kirliliği yapıyor ha. Bu yani evlerin yanında olsa millet koşarak kaçacak yani. Halbuki ben severim. Evimin yanında stat olsaydı ben hoşuma giderdi. Şimdi burada stadımız var tamam mı? Bu stadın otoparkı mümkün değil yetmez abi. Bu otopark değil çünkü. Bu ne böyle? Keşke otopark olsa oyunda da şuralara atsam şöyle ya. Onu ben görmüştüm abi. Birileri şey yapıyordu böyle. Şu mavili dükkanlar var ya. Şunlar mı ne? Bundan atıyor. Yanını boş bırakıp bir tane de atıyor. Oralar böyle otoparka dönüşüyor. Sonra siliyor falan. Aynı şey yapa böyle tamamen otoparka dönüştürüyorlardı videoda da. Denedim ben de hiçbir şey olmadı. Beceremedik herhalde. Ya benim gıcığıma giden şey şu maviler ya. Bak bunlar normalde dükkan ama dükkan gibi değil, ev gibi duruyorlar. Ama ben hangi ayarı açtıysam bunlar böyle oldu gitti, ben anlamadım yani. Şunlar falan şirket abi, böyle şirket mi olur ya? Şirket dediğin cam kaplı duvarları falan olur böyle yani. Duvarları cam kaplı. Parkımıza gelelim bak şimdi parkımızı atıyoruz. Yani burada da aslında hayvanat bahçesi falan var ama öyle bir şey olsun istemiyorum. Burada düz park olsun. Şöyle park ana kapısıyla şuraya atalım. Sonra buraya bir park alanı verelim. Kemalpaşa Tepesi olmuş ismi de. Tamam mı? Sonra burası, ya burası da şunun gibi böyle biraz daha simetrik gözüksün istiyorum da. Şunun gibi rezalet de gözükebilir tabii. Ve burası biraz sıkıntı olacak ya. Bak tam buraya gelse. Bunun var ya ortada bir meydan olsun böyle. Tamam mı? Sonra etrafını sarsın o meydan. Şu yol meydanın etrafını sarsın. Şimdi burada park meydanı var. Burada açılmayan bir tane tırmanma oyuncağı varmış. Trambolin parkı varmış. Onun harici açık bizde. Bunları atamıyoruz. Su gerekiyor tabii. Satranç tahtası var ya. Tam ortaya satranç tahtası mı atsaydım diyeceğim de. Şöyle meydanı şöyle atsam. Tamam mı? Sonra meydanın hemen yanından. Bu böyle meydanı dolaşan bir yol mu çıksa acaba? Anladın mı? Yol meydanın etrafından geçiyor yani. Sonra tam şurada da satrançı atsam nasıl olur? İkisinin boyutlarını şöyle hemen hemen aynı denk getirip. Böyle bir enteresan bir garip mi oldu ya? Birazcık ötede oldu bunlar. Tam birazcık da yakın olsaydı şuraya meydan. Anladın mı? Meydandan etrafa dağılıp şu etrafta milletin takılacağı binalar olabilir. Ben burayı bir düzelteyim. Tam böyle bak. Şurada meydan var. Hemen arkasında satranç tahtası var. Millet buraya gelip böyle devasa satrançlarla oynayabiliyor. Buraya çok da büyük olmayan küçük ağaçlardan atsam şuralara güzel doldurabilir şöyle. Aynen. Sonra bak 6U 7U olmuş burası. 7'yi atlamıyor bu, 8'e geliyor bu. Niye 7'ye gelmiyorsun yavrum sen? Heh. Yol şöyle devam etse yolda. Daha sonra buralara bağlansa. Şuradan devam edip de şuraya bağlansa. Ve yollarımız bu kadar olsa aslında olur. Olur olur. Şu taraflara biraz daha böyle... Çardaklardan atacağız tabi. Şimdi örnek veriyorum buranın parkın kafesi. Parkın kafesi abi. Oğlum park baya büyükmüş lan. Kafe yanında ufacık kaldı. Park kabin bilgisi parkın girişinde olacak şöyle. Gelip soracaklar yani nereden gidiyoruz diye. Yani parkın iki kafesi olabilir ya. Bir burada bir de burada olabilir aynı şekilde. Başka çünkü ne binası var da başka çardak açıldı başka bir şey açılmadı ya. Şunların açılmasına da bayağı var. Şu parkın ana kapısı değil de yan kapıları var bak. Yan kapılardan atsam mı? Bir de şurada olabilir mesela bir yan kapı. Çünkü stat'tan çıkıp da gelenler olabilir ya onlar için de şöyle. Onu da şöyle bağlarız hemen. Aslında oyun sana şey diyor yani bütün her yere yan kapılarda at da oralarda da alan genişlesin. Eğlence alanı diyor ama buranın etrafında ev yok zaten o yüzden ihtiyaç yok. Şimdi hocam kafeye gel bakayım. Şimdi parkın bir kafesi şurada olsun şöyle. Bir tanesi de onun tam arka kısmında olabilir. Bunlar belediyenin kafeleri olduğu için aynılar. Tuvalet de hemen yanında olur şöyle. Tertemiz alan. Ondan sonra... Abi şöyle tenis kortu falan açsam buraya. Burayı niye açamıyorum ya? İlla yola mı açmamız gerek? Şu tenis kortu, basketbol sahası falan olsaydı böyle gençler gelip oynayabileceği falan. Tam şu köşede olabilir aslında ya. Çok mu garip durur acaba? Oo burayı kesti burayı ya. Dur bakayım dur. Yani çardakları atacağız artık şuralara ya şöyle. Buna illa yol gerekiyor mu ya? Bir yola mı bağlanması lazım bunun çardakların? Öyleyse sıkıntı değil atalım da. Şöyle bayağı çardaklı bir yer oldu ya. Çok çardaklı. Şu zeminler şuralara var ya buralar böyle bir garip oldu. Benim çok canımı sıkıyor bunlar ya. Peysaj çalışmalarıyla düzelir mi buralar? Elimizden geldiğince düzeltmeye çalışacağız şöyle. Yeşil gözüksün istiyorum da. Şuralar düzelmeyecek gibi duruyor. Bir burası düzelir gibi. O da aşırı değil yani az biraz düzeldi de. İyice berbat oldu ya. Ya şu haritanın yokuşlu olması ne kadar can sıkıcı bir şey. Neyse daha sonra buraya çiçeklerle süsleyeceğiz tabii ki buraları. Özellikle girişi mesela şuralara atabiliriz şöyle. Giriş böyle biraz daha çiçekli başlıyor. Ama yokuşlu olduğu için iğrenç gözüküyor. İç içe geçmiş bir şekilde. Bunlar da simetrik olmamış. Tamam. Yani şu aralara bizim banklar var ya. Aslında otursalar çok güzel olacak ama oturmadıkları şu piknik bankı gibi şunlardan atabilirim. Bunların etrafına tabii ki de çöp kutusu koyalım da çöplerini buralara atsın millet. Hatta şu yol kenarlarına koyabiliyor olsaydım keşke ama koyamıyorum. Tam şurada bir aralık var biliyor musun koyabildiğim? Heh koy lan buraya. Koydum yok oldu ama. Şimdi şu etrafı ağaçlandırırsam burası büyük bir parka dönüşür. Ama dağıtılacak şeyler var ya. Şöyle dükkanlar falan var yani. Bu dükkanlar falan da. Tam böyle bunlar birazcık daha şu stada yakın konumdalar şöyle. Millet stada gelince buralardan alışveriş yapsın diye. Anladın mı şöyle? Hatta bak asıl bank buraya gider. Şurada oyun parkları da varmış. Bak bunları da unutmayalım çocuklarımız için. Orada düzü, şurada da şöyle yuvarlağından. Şöyle girişe 2 tane top bıraktığımız zaman... Tamamdır. Buranın girişi güzel oldu ya. Şuraya bir tane park tabelası. Bu tabeladan şuralara da lazım tabi. Şurada da bir tabela. Şuraya bir lamba. Bir de şuraya bir lamba. Burayı böyle daha tropikal göstersin diye. Şu ağaçlardan. Yanına of bu çok büyükmüş. Burası güzel oldu ya. Fena değil. Hatta bunların önüne şöyle bir bank gibi bir şeyler varsa atayım da. Şuralara da şöyle atmışlar. Hani millet alıp da oturup yemek isterse diye. Şöyle bu kısım da güzel oldu. Buraları şimdi bir ağaçlandırayım ben. Tabi buraya ağaçları attık ama buraya böyle daha köşelere daha büyük ağaçlar lazım ki böyle birazcık daha içeri doğru bizi alıyormuş gibi bir şey versin, izlenim versin. Anladın mı? Böyle köşelerde daha yüksek ağaçlar olunca daha böyle bir ortam daha hoş oldu. Şu ağaç çok büyük abi ya. Ve de şu konsept de hoşuma gittiği için çardakların etrafını birazcık daha bu ağaçlardan atacağım böyle. Sonra buraya şöyle şunlardan veriyorum ki toprak, zemin biraz daha yeşersin. Uzaktan bakıldığında böyle daha dolu dolu bir şey veriyor yani. Hava veriyor. Baksana ya. Dışı bayağı bir yeşillik oldu. Şuralar kaldı bir. Oraları da atacağım şimdi. Yani buraya yüksek ağaçlardan değil de şöyle daha ufak tefek ağaçlardan olabilir. Şunlardan mesela. Şöyle etrafı kapatsın diye. Bu zaten ağacı atınca zemin birazcık daha böyle bir yeşilliğine, kapalı yeşil veriyor böyle ortama. O da daha güzel yapıyor. Bak zemini gördün mü? Şu kapalı yeşil, burası açık. Burası biraz daha böyle çölümsü dururken öbür taraf çok daha iyi duruyor. Evet yani böyle burası gibi. Bak şuraya bak. Burası gibi bir hava veriyor ya. Burası benim hoşuma gitmişti. Ha bak burada tam ortaları birazcık daha böyle renkli ağaçlardan atmış. Burada o renkli ağaçlar yok. Burası böyle daha bir orman parkı gibi yani. O renklilerden atsam çok sık ağaç var şu aralarda da. Yani şöyle renkliler de araya gider ya. Bankların etrafına iyi gidiyorlar yani. Fena değil. Ortama birazcık renk kattılar harbiden. Evet stadyumumuz böyle abi. Stadyumumuz hayırlı olsun. Stadın etrafını da çok sık bir ağaçla çeviririm ben. Orası öyle boş kalmaz yani. Hatta bak stadın etrafını aslında şu tenis kortu falan var ya, onlardan atılabilir. Bu neymiş? Park bakım binası. Bunlardan falan atılabilir ya buralara. Ama tamamen gösteriş için. Yoksa insanların bir etki alanına girmiyor çünkü bu. Milletin yaşadığı yerlere. Ama böyle hani millet gelirse oynasın diye sanki buraya atılmış gibi böyle. Anladın mı? Böyle stadın dibinde. Böyle park mark. Aynen bak stadın etrafını da yeşillendirdim. Şöyle abi çok muazzam bir ortam ya. Kendim yaptım diye böyle övmüyorum yani. Orada olduğumu hayal ettim de. Düşünsene böyle maç var. Maçtan işte 3-4 saat önce gelmişsin abi. Burada takılıyorsunuz. Şurada oturuyorsun böyle. Çıkıyorsun buradan bir şeyler yiyorsun. Sonra maça geçiyorsun falan. Statta. Stadın da şöyle manzarası güzel oluyormuş. Ya da maç olmadığı bir gün de gelirsin. Maç olmadığı gün geliyorsun. Burada arkadaşlarınla 3v3 tek pota basket maçı oynuyorsunuz. Buraya gelip izleyen insanlar filan. Ondan sonra oradan çıkıyorsunuz. Şuradaki parka geçiyorsunuz. İş, okul, dert, tasa yok. Tabi bu hayalde öyle şeylerin de olması lazım yani. Yoksa iş telaşı, okul telaşı falan derken şurada köşede böyle oturup şu kamelyadan, hatta burası da değil bak, hatta nerede oturulur biliyor musun? Öyle bir şey olsa şurada. Şurada bir gölge de yok. Güneşin altında oturup böyle kara kara düşünmece. Neyse bu arada oyunu da hiç hareket ettirmedik ya. Her şey donuktu yani. Birazcık oyun aksın. Para sağlam geliyor. Parkımız açıldı da abi stadyuma su ihtiyacı varmış. Ne su ihtiyacı var stadaya? Ha, zemini mi suluyorlar? Olabilir. Olabilir, mantıklı. Bak şimdi petrol sanayisinde petrol deposunu atamıyorum değil mi? Atamıyorum. Plastik üretmek için ama birazcık lazım ondan bize. Sen ne yaptın hocam? Seni daha denemedik tabi, burası daha yeni. 12'de 12 çalışan var, dolu değil şu anda. Tırların gelip burayı doldurması lazım. Buraya da çok yoğunluk bindirdik. Onu oraya değil de şuraya atsak olurmuş. Bir bina yanıyor diyor burası. İtfaiye geldi mi? İtfaiye geçtin, yanlış yere gidiyor. Öbür taraftan söndürseniz daha mı iyi olur? İyi olur. 3 itfaiye geldi ha. Ciddi bir durum var diye. Buralar vallahi vızır vızır ha. Buralar çok işlek. Şehrimiz peki? Şehir normal buranın trafiği. Şuranın trafiği biraz yoğun olabilir. Arabalar da park etmiş tabi. O kısımlarda bir yoğunluk var. Buraya daha sonra geleceğim. Şimdi şehrimizi ne tarafa doğru genişletebiliriz? Şuraya doğru biraz daha genişleyebilir ama önce otobüs sorununu halletmemiz lazım. Oğlum burada da mı yangın var? İtfaiye geliyor mu buraya? Geliyor. Vay bak bu dükkan güzelmiş abi. Şimdi Bertu Arbak. Luna Park'ı istemiş abi. Luna Park'ın ismini değiştirebiliyor muyuz ya? Luna Park ana kapısı diyor. Ha, bu tamamen şurayı değiştireceğiz yani. Bak buranın adını artık Arbak Park'ı yaptım. Kendisi de nerede yaşıyor? Kendisi de tam şu köşedeki apartmanda yaşıyor. Mertu Arbak. Daha sonra Samet Efe. Samet Efe'ye de bir ev vereceğiz ve köşe başı bir dükkan istiyor kendisi ama neresi olabilir? Burası çok böyle büyük iş hanı gibi gözüküyor. Şurası fena değil. Süpermarketmiş. Ama ben ne isim verirsem o olur tabi. Abi bu harbiden bak bu otobüs olmaz. Otobüs ciddi sıkıntı. Aa burası fena değil. Bak burası artık Efe galerisi. Tamam mı abi? Burası galerin abi senin. Sen araba satıyorsun. Nerede yaşıyorsun peki? Şimdi galerin olduğu için şöyle güzel evlerde oturuyorsun sen. Buranın en köşesindeki şurada. Şimdi Emre Esat da hemen senin yanında oturuyor. Komşusunuz. Burada beraber takılıyorsunuz bazen akşamları. Abi harbi takılınır ama. Komşun iyiyse yani. Balkonlara falan baksana. Neyse Emre Esat nerede çalışıyor? Yani nerede dükkanı var? Ya da Emre Esat'ı asgari ücretle çalışan yapayım mı abi şu dükkanlardan birinde? Emre Esat'ın dükkanı burası abi. Emre Esat düzgün. Burası düzgün. Burası düzgün fırın abi. Evet. Böyle büyük bir unlu mamullerin varsa inanılmaz güzel ve inanılmaz zevkli bir iş ya. İçeride böyle tatlılar, baklavalar, poğaçalar falan çıkıyor. Durmadan işlek. Güzel yani. Burayı imara açabilirim artık ya. Ama daha ufak evlerden mi açsam acaba? Tam karşısında üniversite var. Yok ya buraya büyük gider tam şuraya. Koyar koymaz açıldı yalnız. Bir sanayi ihtiyacı var. Ne yaptın sen? Çalışmaya başladın mı? Abi sen niye çalışmıyorsun ya? Buraya doldur dedik. Sıfır dolmuş abi bu. Doldur değil, dengeli mi diyecektik? Dengeli diyeyim bir de. Para kazanmak için ihraç edilebilir diyor. İhraç et ya. Ben istiyorum etmeni senin. Petrolle ilgili bir depo var sanırım. Onu atmak için bak. Dur bakayım. Şu petrol binasından bir tane atayım da açılsın o bir. Ham petrol tankı çiftliği diye bir şey geldi bak. Bunu attığım zaman buna petrol depolayabilecek miyim ben? Hatta bunu buraya atabiliyor muyum? Buraya da atabiliyorum ha. Enteresan, buranın alanı değil bu ama. Mesela buraya attım diyelim. Ne olacak şimdi buna? Bak şu an dengeli de. Buraya gelip bakalım petrol dolduracaklar mı? Şunu yıkabilirim artık. Petrolü buna doldurup bunu plastiğe falan çevirmem lazım da. Oho. Neyse bunlar bir dursun bakalım. Biz şuradan otobüs hatlarımızı düzeltelim. Şehir akıyorken şuradan otobüs hatlarını seçiyoruz. Bunların hepsini kaldıracağım. Otobüsler belli süreliğine yok. Şimdi otobüs buradan çıkacak, tamam mı? Şurayı dolaşıp buraya geri gelecek. Hiç şuralarda takılmayacak yani. Şurayı dolaşıp gelecek. O yüzden bunun ilk durağı burada. Daha sonra burada. Daha sonra buraya gelsin. Abi sen düz yoldan gelemiyor musun ya kardeşim? He? Niye bu tarafa dolanıyorsun? Neyse dolan hadi. Daha sonra şuraya gelsin. Oradan böyle gitsin. Bak şu sanayi dolaşacak. Şöyle. Bu sanayiyi dolaşıp şuradan geri dönecek bak. Buradan artık geri dönüş. Şuraya gel. Aşırı durak da koymadım gibi geliyor da bana, yine koymuşum baya. Bak dönerken farklı bir yoldan dönüyor ya. Ne kadar sinir bozucu ya. Tamam, buraya bağlanıyorsun aynen. Bu ilk otobüs hattımız. Yani şurayı dolaşan ufak bir otobüs hattı. Bir de buradan çıkıp da şurayı şöyle dolaşıp gelen olacak. Stada gitmek için de şunu kullanabilirler ya. Bu hem stada dolaşsın hem buraya dönsün böyle. Şurayı es geçeceğim tabi, orası yok. Öyle bir yer yok. Biz kabul etmiyoruz öyle bir yer. Buradaki otobüs de şurada, otobüs için bir yol belirleyelim. Aynen. Oyun aksın ya, unutuyorum hep. Buradaki otobüs de abi buradan çıkıyor. Şuradan çık yavrum. Senin ne yolun var da sen nereden gidiyorsun ya? Şunun rengini bir değiştireyim ben bir dakika. Hatlardan otobüs hattı 1. Senin rengin sarıydı, unutma. Numaran da 1. Tamam. Şimdi buradan çıkıyor bu. Şurayla kesişiyor, tamam mı? Ama bu buradan çıkıp da şuraya gidemiyor musun sen? İlla o taraftan gideceksen sen şuradan başla yolculuğuna. İlk durak olarak da şuraya git. Oradan çık, şuraya git. Buradan, yani çok da aslında dolandırmak istemiyorum bu arada da buraya git. Buradan buraya git hadi, üniversite var diye. Oradan stadın önünden geçeceksin sen. Stadın önünden geçip de sanayiye gideceksin aynen. Bak sanayiye şuradan geldin mi hocam? Tam şuraya. Sonra buraya geliyorsun ve ondan sonra geri dönüş. En son stada gitmiştin ya, geri stadın karşısında geri gidiyorsun. Şu büyük binaların yerleşkelerinin olduğu yere geliyorsun. Birazcık burada gereksiz duraklaşma var. Duraklaşma, kutuplaşma gibi abi. Oradan geri bağlanıyorsun aynen. Senin rengin de, sen stada gittiğin için senin rengin kırmızı olsun. Ne alaka hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Senin bir elektriğe ihtiyacın var. Sana elektriği nereden vereceğiz ya? Abi buradan sen elektriği alamıyorsun ki. Bu ne enteresan bir olay ya. Ta şuradaki bak, şurası var şurası. Ha, şurası şuradan gelir mi? Buraya elektriği bağlayamıyorum, inanılmaz. Gelecek mi elektrik? Geldi bari de. İnanılmaz kötü gözüktü şurası. Burada birazcık bir bekleme süreci olur abi. Bunlar zamanla açılacak. Dolaşmaya başlayacaklar. Yok abi bu depolar dolmuyor. Ben anlamadım ya. Petrol dolmuş bak. Petrol %18 dolulukta ama bu dolmamış. Bunun sebebi acaba madencilik şeyi atmadığım için mi ya? Şundan bir tane atmam mı lazımdı acaba? Attım, ondan sonra yıktım mesela bunu. Burada alanları kaldı ama. Şu alanları temizle. Şimdi mi acaba gelip dolduracaklar? Çünkü bu o yolla dolmaya başladı ama buna nasıl işleyeceğiz yani? Bunu plastiğe nasıl dönüştüreceğiz? Onda bir şey yok yani. Petrol ayrıştırma tesisi var da. Bunları plastik haline getirmek için bir şey lazım. Hadi bu camı doldursa camı kullanır. Ama petrolü koysak onu bir de plastiğe değiştirmek lazım. Yani ufak bir petrol sanayisi açılabilir. Ham maddeyi kendimiz üretmeden dışarıdan gelen ham maddeyle döndürdüğümüz bir sanayi olabilir yani, depolar yardımıyla. Başka yerden alıp işlemece yani. Şu dolsa biraz mutlu olacağım da yok. Bu doluyor ama bu dolsun bakalım, %26 olmuş. Bu dolsa çünkü direkt burada kullanabileceğiz. Ama demek ki madenin de ham maddesini alıp onu da cam olarak işlememiz lazım. Dışarıdan alıp işleme yani. Onların şeyleri de atılır ya. Nüfus 17.000 olsun da şuraları yavaştan bir yıkmaya devam edeyim ben. Çünkü bu yolu geçireceğim şuradan şöyle karşıya ve şu tarafa götürmem lazım. Maç var mı ya? Hangi gün maç var? 2031 yılına mı gelmişiz ya? Abi maç 24'ünde varmış. 3. ayın. Seneye 3. ayı da 24'ünde var. Takım adı Gümüşhane FC. Güzel. Rengimiz kırmızı olsun. 31.000 kazanmışız lan. En son geldiklerinde de öyle bir şey olmadı. Hatırlamıyorum yani geldiklerinde. Bilet fiyatı 30 değil abi. Ne bilet fiyatı 30 ya? Bilet fiyatı 25. Herkes gelip izleyebiliriz. Otobüsler buralardan da geçiyor yalnız. Buralarda insanlar kullanıyor. Bu park level atlamıyor. Eğlence ihtiyacını karşılamadık. Bu park level atlıyor mu? Bu eğlence ihtiyacı karşılanmış. Ziyaretçisini bekliyor. Şurası. Burası eğlence de coşmuş. Şurası ziyaretçisini alsın. Bura 5'e kadar gider ya. 17.000 olduk sonunda. Ölü yakma tesisi, su arıtma tesisi falan geldi. Bir tane stat geldi üniversite için. Şimdi hocam bak üniversitede daha güzel artık. Burası açıldı, tamam mı? Ama bunlar ayrı fakülteler mi yani? Bunları aynı üniversitenin içine atamıyor. Oğlum burada kaç tane bina var lan? Bu ne lan böyle? Bayağı bir bina varmış orada. Sonunda o bölümü atabileceğiz yani. Onu atarız, onu atarız. Hatta onu şu kısma atıp karşısına da şöyle bir yerleşke atabilirim. Onun girişi de hatta buradan ayrı bir giriş olabilir ya. Ama burası kaldırır mı? Yani göbekten kaldırırsa buraya bir de çıkışı olacak. Burayı zorlamaz. Yani şu alanlar benim olsa alanlar benim değil ki. Bak şimdi yeni bir alan geldi ya bana. O alanda nereye alsam acaba? Abi şurayı alsam, yolu karşıya geçirsem diyeceğim ama benim kendi yara alanımda ilerleyebileceğim bir yerleri açmam lazım. Yani burayı açabilirim ama ne işime yarayacak? Şurayı açabilirim. Yukarıya açsam yukarısı da olur gibi değil. Abi burayı açmam lazım ya. Burayı açmam lazım. Yol var. Biliyorum. Yol ve dağ var. Ama ne için açtım? Burayı yıkmak ve bu otoyolu şuraya bağlamak için. Yani buradan gelen otoyolu şuraya bağlarsam şehrin buradan bir girişi olacak. Hatta buradan geçirip buraya da tekrar bağlayabilirim. Yani ikili bağlama olabilir şu otoyola. Şurayı da şuraya bağlarsam burası tamamen böyle her yerden bir girişin çıkışın olduğu. Rahatlatabilir yani bizi. İlerlememizi rahatlatabilir. Çünkü buradan şimdi böyle kaptıracağız gideceğiz. Şimdi bu taraflara doğru da genişleyeceğiz. Ha, üniversiteyi şuraya atarım abi. Yani nasıl olur? Şuradan yolu geçiririm. Tamam mı? Buradan bir giriş lazım ama otoyoldan. Tam şu köşeden bir giriş olabilir. İşte girişin şuradan olmasını istiyordum ben yani. Buradan olsaydı o giriş çok güzel olacaktı. Ona göre dizayn ederim ben. Bu alan aldığımda atarım. Çünkü buradan gelen adamlar genelde buradan o kadar araba gelmiyor. Yani buradan gelen az bir kişi var. Şuradan girmek için ya da şuraya gitmek için. Buradan da hani üniversitenin olduğu alana giriş olurdu. Burada burası daha trafik kullanılabilirdi. Şimdi buraya bağlamış olsam çünkü şöyle olacak. Buradan gelen adam şuradan girip de buraya dönmeye çalışacak. Buradan gelen de aynı şeyi yapacak. Buradan çıkacak olan da burayı kullanacak. Burayı kilitleyecek. Onun yerine şurası daha rahat olabilir. Yani yine buradan gelen olur. Ama en azından bir giriş çıkış tam ortada iki tane seçeneği olur yani. Hem de direkt ana yoldan bağlamış olmuyorum. Şuradan bağlamış oluyorum. Abi rahatlatabilirdi falan. Öyle bir plan var. Burayı üniversite alanı atabilirim yani. Şuradan geçiririm. Aynı şekilde böyle evlerin olduğu bir alan olur şurada. Şurası da full üniversite alanı olur. Alt tarafına da yine insanların yaşayacağı evler atılabilir. Dükkanlar falan. Böyle güzel bir şey olabilir. Şurayı da o sırada doldururuz. Bir de yani ufak çaplı bir petrol sanayisi artı maden sanayisi atacağım ama ham maddeyi çıkarmadan. Dışarıdan alıp işlemeli. Hatta onu da hani şuraya bir yere belki atabilirim. Tabii planlar dahilinde olması lazım. Şimdi buraya atarız daha sonra işlevsiz kalmasın. Ama trafiği bölmemesi adına tırların buradan giriş çıkış yapması daha iyi olabilir tabii. Şuraya petrolünü, şuraya da maden sanayisini atsam aslında güzel olur. Tam şu alanı iyi değerlendirmiş olurum. Bu bölüm genişlemedik ya. Bu bölüm harbiden genişlemedik. Nüfusu da arttırmadık. Bu bölüm çünkü stadyum, parka, otobüslere birazcık uğraştık. Şurayı hafiften böyle bir yıkabilirim abi hafiften. Hafif hafif buralar böyle gidebilir. Çok hafifler ama olur. Böyle hafif hafif. Hafif hafif. Ufak ufak. Anladın mı? Ufak ufak. Bak burası boş mu abi? Burasının tamamı boş. O zaman yıkılsın buralar. Mesela bu. Sen de kardeşim boşaltmaya başla. Seni de yıkacağız çünkü. Bak iyice azaldı burası. Burası da azaldı bitiyor. Sıkıntı şurada olacak. Şu otoyolu bağlama abi. Hem bu tarafa dönen bir köprüyle bağlamamız lazım. Hem bu tarafa gitmesi lazım. Tam bu arada bir karman çorman bir yol olabilir. Şuranın planlarını atalım. Önce yollarını atalım yani. Bak şu geniş caddeler devam ya. Geniş cadde olayı beni bence rahatlattı gibi geliyor bana. Burayı da yerleşki olarak büyütmeyi düşündüğüm için şu aralarda hep böyle binalar olabilir. Ya aslında şuraya da bir sanayi gider artık. Çünkü bütün sanayileri şu kısma yıkmamış oluruz. Şuraya da bir sanayi olabilir. O dediğim maden sanayisi olayını belki buraya da atabilirim yani. Ha, petrolünü buraya atarım belki. Madenini buraya atarım. O şekilde de olabilir. Çünkü bunlar biraz geçici binalar olacak. Bakacağız. Burası biraz geniş olmuş ama olsun. İyi olur. Aynen bak burası böyle. Bak şehir bu tarafa doğru şöyle bir büyüme gösterebilir. Tamam mı? Buraya doğru harbi büyüme gösterebilir. Hatta şu yolu şöyle böyle de bilirim burayı. Genelde hiç bölmemişim ama olsun. Buraya sanayi daha mantıklı geldi şu anda bana ya. Çünkü buradaki oturan adam ta çıkıp da şuralara gitmesin. Buradaki sanayiye daha yakından gidebilir ya. O daha iyi olabilir bizim için. Fena olmadı be. Buralar dolduğunda tabii daha güzel gözükecek. Yeni ölü yakma binası açıldı. Şimdi otobüslerimize bakabiliriz. Buradaki otobüsler kaç kişi taşıyorsun? 8 yolcu taşırım diyor. Bu 5. Düşük mü? Biraz düşük abi. Bu 20 kişi taşıyor. Bu iyi. Bak sarı otobüsler burada da var. 30 kişi taşıyor bu. Bu da 30 kişi taşıyor ama bak o kadar aşırı bir bekleme yok. Hatta aşırı değil bekleme yok gibi bir şey. Bu da 30. Tam böyle aslında dengesini kurmuşuz gibi. Burada kırmızılar var. Kırmızılar 17-30 taşıyor gördüğüm. Bak dönerken 21, giderken 30 kişi götürüyor. Dönerken 30 götürüyor. Bu 30. Yeni çıkan bir tane otobüs varsa onun peşine takılalım ya. Bak bu bir kişi var şu anda. Buna bir odaklan abi. Bu gidiyor şu an, tamam mı? Bakalım yolu nasıl geçecek bunun. Abi şu arka taraflar bulanık ya. Keşke onu düzelten bir şey olsa ya. Oralar da net gözüksün istiyorum ben. Bir kişiyle devam ediyor yoluna. Burada full çekti. Burada bayağı bekleyen var ya. Metro istiyor buralar, metro. Buradan sonra alabilecek gibi gözükmüyor. Çok fazla kırmızı ışık var. Ama yeşil dalga yapmışlar. Bak burada bak bekleyen o kadar kişi yok. Biraz indirdi, biraz aldı orada. Şimdi kırmızı otobüslerle aynı hattan devam ediyor. Çakışma yeri burası. Yani tarım sanayisine gidecek olan sarıdan inip buradan kırmızıya binecek. Burada bir indi bindi yaptı. Burada aşırı bir bekleme var ya. Abi bu kadar mesela bekliyorsan beklemezsin bu arada. Başka bir koşarak gidersin yani. İki kırmızı ışıkta arka arkada bekledi. Üçüncüde de bekledi. Ben bu kırmızı ışıkları kaldırırım burada. Burada hepsini aldı. Bayağı bir insan indirdi. Burada demek ki milletin indiği noktalardan biri burası. Bunları büyük ihtimalle tarım sanayisine götürüyor aynen. Tarım diyorum ya, ormancılık sanayisine. Burada bıraktı hepsini ormancılıkta. Gelecekte yoğun olacak. Şu an yoğun olmayan yerlerden geçiyor şu anda. Orada bir kişi mi bekliyor lan? Aynen. Buradan sonra enteresan bir yerden gidiyor. Yani buradan U dönüşü attı. Nereye gidiyor abi bu adam? Aynı yerde dönüp duruyor. 9 kişi aldı. Evine götüreceği 9 kişiyi. Dönüşte de eğer 30 kişi falan alırsa belli ki burası... burada inanılmaz bir bekleme alanı var. Buranın sorunu çözüldü abi. Burası aslında iyi. Fena değil. Otobüs sayısı az. Yani orada otobüs sayısını arttırırsak sorunu çözebiliriz. Hatlara genel bakıştan arttırabiliyor muyduk araçlar? Abi bu hatta ben bakmak istiyorum ya. Araç sayısını arttıracağım burada. Abi buraya 21 araç vereceğim. Tamam, fazladan para ödeyip 21 araç vereceğim buraya. Daha çok çıksınlar. Öbürü de 30 kişi alıyordu bu da. Bak kırmızı bir tane yakalayayım. Şuradan hemen 30 kişiyi görürüz yani. Dönerken 30 götürüyor, giderken 30 götürüyor abi. Kırmızı biraz daha ana büyük binaların olduğu yere de girdiği için o da sıkıntı. Buna da bir vermek lazım bir. 22 değil, buna 23 araç veriyorum. Araç sayısıyla durakta bekleyenler, özellikle sarıda, sarı tam alıyor durakta birkaç kişi kalıyor ya. Onları toplasınlar. Güzel güzel. Şunlar buraya taşınacak. Buraya sanayi gelecek. Şuraya bir sanayi gelecek. Şuraya üniversite gelecek. Güzel. Neyse abi, o zaman buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Tavsiyeler varsa bekliyorum bu arada. Yani mesela böyle stadyum at, karşısına devasa bir park at gibi böyle mesela aslında önemli olmayan ama yapması eğlenceli, keyifli fikirler varsa onları değerlendirebiliriz. Üniversiteyle, sanayiyle falan. Tebrikler dedi. Luna Park'ımız level atlamış. Korku evi, çarpışan arabalar ve sallanan tekne gelmiş. Burası tam bir curcun abi ya. Burası böyle dolacak, bir sürü eğlence aletiyle dolacak. Neyse abi. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.